allow me to reintroduce myself. My name is A to the OV. I used to move skills once by the OC. I guess even back then you could call me CEO of the ROC. Fresh out the frying pan into the fire. I'll be the music fans number one supplier. Not TOC, but similar to the letters. No one can do it better. I check channel like a food inspector. My homie Strick told me to finish your breakfast. So that's what I'ma do. Take you back to the dude with the Lexus. Fast forward the jewels in the necklace. Let me tell you dudes what I do to protect you. Shoot at you actors like movie direction. Merhaba arkadaşlar, ben Sabri. Guns Again Gaming'in başka bir bölümüne daha hoş geldiniz. NBA 2K13 My Career'a sonunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci maçımız Boston Celtics'le. Uzun zaman olduğu farkındayım. Bazı şeyler oldu biliyorsunuz. Bırakıyor gibi oldum, bırakmadım. Zevk aldığım oyunları çekmeye karar verdim ve zevk aldığım oyunların başında NBA 2K13 geliyor tabii ki de. Ve hiçbir videoda yapmadığım, sadece bir videomda yaptığım, pardon, sadece bir videomda yaptığım bir şeyi yapmaya başlayacağım NBA 2K13 serisinde. Sonradan yorumlayacağım. Şu an sonradan yorumluyorum maçı. Hani şu an bir yandan Sony Vegas'tan izliyorum maçı, bir yandan da üstüne yorumluyorum. Ve lanet olasıca şu ayarı her maç yapmaktan sıkıldığımı dile getirerek bu videonun asılı konusunu, asıl temeline, asıl temeli aynı şey zaten, temelini oluşturacak şeye gelelim. Bu seneki NBA 2K13 faciası bilgisayarda en azından. Ve ilk şutumu da kaçırdım. Böyle videoya, böyle konulu videoya, böyle başlangıç. Her neyse. Biliyorsunuz bilgisayar versiyonunda baya problemler var bu sene NBA 2K13'nin. Hani problem değil de hani dışlandık. Bilgisayar oyuncuları olarak 2K Sports bizi dışladı bildiğiniz. Nasıl mı? Hala bilmeyen arkadaşlar için, hala NBA 2K13 oynayıp da bunların farkına varamamış olan arkadaşlar için bazılarını dile getireyim. Mesela My Team yok. Konsol oyuncuları şu an çok rahat bir şekilde My Team oynuyor. Hatta My Team sezonlarını bitirmiş bile olabilirler. Ama biz My Team oynayamıyoruz maalesef. Çünkü 2K Sports biz bilgisayar oyuncularının çoğunu korsancı olarak gördüğü için My Team'i koymadı bilgisayara. Korsan yüzünden bilgisayarda olmayan özelliklerden biri de neydi? Virtual Currency. Virtual Currency aslında olmaması mantıklı çünkü skill point'te hile yapıldığı gibi. Ve ben de hani bu videoda kullandığım ve şu an son işte şeyin daha sonunda ilk sayımızı bulduk. Bu arada onu da belirteyim. Ne diyordum ben? Böyle çok kötü oluyor ya. Konuşuyorsun sonra başka bir şey oluyor orada. Onu bahsediyorsun, unutuyorsun. İyice unuttum şu an. Ne diyordum ben? Ay, bilgisayarda olmayan özelliklerinden bahsediyordum. Hileden bahsediyordum. Ben de skill point hilesi yapmayı düşünmüyor değilim şu anki karakterime. Çünkü çok zor skill point kazanıyoruz. Neden çok zor skill point kazandığımızı da açıklayacağım. İlk önce şu virtual currency'de nasıl hile yapılabileceğinden, hani bilgisayarda olsaydı ondan bahsedeceğim hemen. Biliyorsunuz skill point hilesi cheat engine denilen programla gayet rahat bir şekilde yapılabiliyor. Aynısı virtual currency içinde gayet rahat yapılabilir. Sonuçta sadece rakamlar var orada, hani o rakamlarla gayet rahat bir şekilde oynanabilir. Böyle güzel bir pozisyon da oldu bu arada. Arada böyle güzellikler oluyor.
Tabii bu maç bayağı etkisiz oynadım. Hani teammate grade'imin, pardon, skill point'imin diyecektim. Teammate grade'imin B'lerde olmasının tek sebebi işte good pass, işte good shot defense falan, hani iyi oynadığımdan değil. Bu maçta iyi oynadığımı iddia etmiyorum. Çünkü zaten oyuncuda pek bir yetenek yok. Her neyse, dediğim gibi cheat engine kullanılarak virtual currency olsaydı onda da rahatlıkla hile yapılabilirdi. Ama bu da yani bir bahane değil, hani bu da olabilirdi, bir şekilde engellenilebilirdi, hani her şeyin bir çözümü var. Tabii ki hackerlarda da her şeyin bir çözümü var, orası ayrı bir durum. Bilgisayar oyuncuları olarak gerçekten sıkıntılıyız bu sene basketbol oyunu konusunda. Eksiklerimizden biri de hani bu modda my player'ın üstünü, kıyafetini falan giydiremememiz. Hani onun reklamını çünkü bayağı yaptılar oyun çıkmadan önce. Ama biz bilgisayar oyuncuları bundan faydalanamadık. Burada da yine üçlük girmiyor. Gördüğünüz üzere her şey yeşil. Relaysin perfect. Ya A eksi de hani. Ama girmiyor. Böyle de bir gerzeklik var. Ayrıca NBA 2K13'in dediğim gibi yapay zekası da çok gerizekalıca. Gördüğünüz üzere önümde bu sefer adam vardı. B eksiydi hani. Şutun ortalaması, ama girdi bir şekilde. Gerçekten çok saçma. Bir türlü aklım almıyor bu NBA 2K13'e. Ama deliler gibi oynuyor muyum? Oynuyorum tabii ki de, günde en az 2 saat oynuyorum. Eğer Steam'imde olsaydı ve gördüğünüz üzere ball handling'im düşük olduğu için burada topu tutamadım ve takım arkadaşıma top kaybı girdi hani. Çok saçma hani. Zaten skill points çok az veriliyor. Evet, böyle de problemimiz var. Bu seneki sistem, bu seneki My Player, daha doğrusu My Career sistemi konsoldaki ekstralara göre planlandı hani. Sonuçta virtual currency'yi para vererek de alabiliyordunuz, ya da Facebook'taki My Life, NBA 2K My Life oyununu oynayarak da virtual currency alabiliyordunuz, ya da My Team'den virtual currency ya da skill point alabiliyordunuz. Bunları kullanarak yani bunları her modda kullanabiliyordunuz. Hani My Team'den kazandığınızı My Player'da da, yani şu anki yeni adıyla My Career'da da kullanabiliyordunuz. Ama bilgisayarda bunların hiçbir olmadığı için ve skill pointler, yani kazanılan skill point de maç başına düşürüldüğü için oyuncuyu geliştirmek gerçekten zor oluyor. Hani gördüğünüz üzere burada bomboş üçlük. Yine kaçtı. Çok saçma hani. Aklım almıyor. Neden hani üçlükçü, bir de benimki 3 point specialist. Onun yanı sıra şimdi ben tekrar konumuza döneyim. Arada böyle sinirleniyorum çünkü videoyu bir yandan izliyorum şu an. Dediğim gibi sistem My Team'li, işte cartlı curtlu olaya göre, sisteme göre yapıldığı için ve maç başına kazanılan skill point de düşürüldüğü için bilgisayar oyuncuları olarak oyuncuyu geliştirmekte büyük sıkıntılar yaşıyoruz ve hani ben dayanamayıp böyle ufak yani cheat engine'i kullanarak ufak hileler yaptım kendi my player'larımda öncekilerde. Videoda daha hile yapmadım ama eğer sizin için problem olmazsa ufak bir iki tane hileyi yapmayı planlıyorum. Burada da Jabal McGee'ye döndüm anasını satayım. Bizimkiler bir türlü atamadı. Bir gidiyorum, bir geliyorum, bir gidiyorum, bir geliyorum.
deli ettiler ya. Joel McGee'nin olayını bilmeyenler için de videosunu alta koyacağım. Her neyse, dediğim gibi hani hile yapmayı düşünüyorum, hani ciddi ciddi düşünüyorum şu an. İlk defa videomda hile yapmayı planlıyorum. hani o derece insanı sinir ediyor hani bu sene, bu sene NBA 2K14'e. Maçın da hafiften sonlarına geliyoruz. Son anda işte üçlükler falan bulabildim. Hani 14 sayıya ulaşabildim sonunda. En azından çift hanelilere ulaşabildim. Asist çok berbat. Rebound hadi neyse 3 rebound idare eder. Ama bir asist gerçekten kötü. Şut yüzdem de gerçekten kötüydü maç. Her neyse, bitmeden önce hemen sizlere birkaç şey daha açıklayayım. Biliyorsunuz ben anahtar, daha doğrusu kilit maçları, key game'leri oynamayı planlıyordum. Ancak şöyle problemimiz var ki Washington Wizards'ın key game'leri çok az. Sadece Chicago Bulls ve Cleveland Cavaliers maçları kilit maç olarak görünüyor ve hani 4 maç, hadi 4 hani 8 maçlık bir video serisi olmasını istemiyorum. Bu yüzden gördüğünüz gibi şu an görüyorsunuzdur büyük ihtimal. Takvimde her hafta, yani haftalar var işte. Onlardan o maçlardan her hafta bir tanesini videosunu çekeceğim. Bu hafta Boston Celtics var yine, Milwaukee Bucks ve hangi takım vardı unuttum, çok güzel. Indiana Pacers vardı. Şu an karşımda değil. Bu 3 maç, anket koyacağım. Bu 3 maçtan birini seçeceksiniz siz de. Böylece mutlu mesut yaşamış olacağız. Her neyse, izlediğiniz için teşekkürler. Twitter, Facebook bir yerlerden bana ulaşabilirsiniz. Oralardan bu videoyu paylaşabilirsiniz. NBA 2K13 hakkında şikayetlerim bitecek mi bitmeyecek mi bilmiyorum. Ama bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın. For you guys tonight. Did you see that one coming? Actually, I did. The $20 I spent talking to Madame Zora before the game apparently paid off, because she told me we would win, that it would be by double digits, and that I would be asked if I saw it coming afterwards. Fortune tellers for the win, baby.